أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Muhterem müminler, bugünkü pazartesi sohbetimizde sevgili peygamberimizin hastalığını ve vefatına giden süreci dile getireceğiz inşallah. Malumunuz İbni Hişam'ın sireti var. Ana kaynak olarak İslam tarihi olarak o kaynağı merkeze koyarak sevgili peygamberimizin dönemini, İslam'ın ilk geliş yıllarını, yaşadığı serüven bir hayli üzerinde durduk ve artık sonuna da geldik. Birkaç dersten sonra sireti, İbni Hişam'ın siretini de böylece bitirmiş, tamamlamış olacağız inşallah. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Efendimiz malumunuz 63 yaşında vefat ettiler. Vefatından önce bir 13 gün kadar hastalık geçirdi. 13 gün kadar hastalandı. Bu hastalığı da yüksek ateşti. Buna humma deniliyor biliyorsunuz. Yüksek ateş neticesinde zaman zaman bir baygınlık gibi kendinden geçme hali vuku buluyor. Sonra tekrar kendine geliyor idi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Haziran ayında 8 Haziran 632 tarihinde vefat ettiler. Hicri takvime baktığımızda Rabi'ül Evvel ayında, bu ayın 12'sinde ve pazartesi günü vefat etti. Vefat ettiği yer Medine-i Münevvere, hemen Mescid-i Nebevi'nin bitişiğinde yanında bulunan evinde. Hücre-i Saadet diyoruz buraya. Evinde vefat ettiler. Ve sevgili peygamberimizin Aleyhissalatu vesselam'ın mezarı, kabri Kubbe-i Hadra denilen Mescid-i Nebi'nin üzerindeki o yeşil kubbenin altında bulunmaktadır. Sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın vefat edeceğini bildiren ayetler var. Veda haccını yaptılar. Ömründe ilk yaptığı, ilk ve tek haccıdır. Veda haccı. Veda haccını yaptıktan sonra sevgili peygamberimiz ateşli bir hastalığa yakalandı. Buna humma dedik biliyorsunuz. İşte bu hadise vefatından 3 ay önce vuku buldu. Yani vefat etmezden 3 ay önce peygamberimiz haccını eda etti. Ashab-ı kiramla 100 bin hatta 120 bin rivayetleri var. Müslümanla Medine-i Münevvere'den yola çıktı ve Mekke-i Mükerreme'de haccını
eda etti. İslam tarihçileri buna veda haccı derler. Yani ümmetiyle bir nevi Peygamberimiz vedalaştı. Dönüşte bu haccın ifasından sonra dönüşte Nasr suresi nazil oldu. Estağfirullah. İzâ câe nasrullâhi vel feteh. Allah'ın nasrı, Allah'ın yardımı geldiği zaman ve fetih, ki Mekke'nin fethidir bu, fetih gerçekleştiği zaman, İzâ câe nasrullâhi vel feteh ve ra'eyten nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Ve sen insanları Allah'ın dinine gruplar halinde, kabileler halinde İslam'a girdiklerini gördüğünde, ve ra'eyten nase yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ, Allah'ın dinine insanları böyle gruplar halinde, kabileler, sülaleler halinde girdiğini gördüğünde, fesebbih bihamdi rabbik, Rabbini tesbih et. Rabbine hamd ederek, Rabbine şükrederek Rabbini tesbih et. Vestağfirhu, Allah'tan İstiğfarda bulun. İstiğfar et. İnnehu kâne tevvâbâ. O Allah tevvâptır. Affedendir. Bağışlayandır. Bu sure inince değerli müminler, Hazreti Ebubekir başta olmak üzere ashab-ı kiram efendilerimiz Peygamberimizin vefat edeceğini anladılar. Yani fetih gerçekleşmiş, Allah'ın yardımı gelmiş, insanlar artık birer birer değil, gruplar halinde İslam'a giriyorlar. Demek ki Allah'ın muradı gerçekleşti. Rabbimizin istediği oldu. Ve Peygamberimize de artık hamd et, İstiğfar et, hamd et diye emir geldi. Hazreti Ebubekir başta olmak üzere ashab Peygamberimize bu surenin artık ömrünün sonunun geldiğini haber veriyor dediler. Evet değerli müminler, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hem ölülerle hem hayatta olanlarla bir nevi vedalaşmaya başladı. Ve bu sure indikten sonra Cennetül Baki veya Cennetül Baki denilen Mescid-i Nebevi'nin hemen doğusunda ashab-ı kiramın 10 bin civarında sahabinin de yattığı Cennetül Baki dediğimiz mezarlığa gidiyor Peygamberimiz. Orada mezarlıkta yatanlar için şöyle dua etmişti. Ya Rabbi, ey büyük Allah'ım, burada yatanlardan mağfiretini esirgeme ya Rabbi diye mezarlıkta yatanları ziyaret etti ve onların bağışlanması için dua etti Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Sonra değerli müminler, mezarlıktan döndü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam
minbere çıktı, mescitteki minberine çıktı ve adeta ashabıyla vedalaşır gibi bir konuşma yaptı. Orada buyurdu ki, ben sizin Kevser havuzuna ilk erişeniniz olacağım ve sizi orada karşılayacağım. Sizinle buluşma yerimiz havuzdur. Kevser havuzumun başıdır. Ben şu an onu görüyorum. Ben sizin hakkınızda şehadet edeceğim. Şahitlikte bulunacağım. Nasıl bir ümmet olduğunuz hususunda, nasıl yaşadığınız hususunda şahitlik edeceğim. Şu an bana yerin hazineleri ve onların anahtarları verildi. Peygamberimizin son konuşmaları bunlar. Vallahi sizin için ben bundan sonra müşrikliğe dönmenizden korkmuyorum. Tekrar dininizi bırakırsınız, şirke girersiniz diye endişe etmiyorum. Fakat ben sizin için diyor, dünya hırsına, dünya ihtirasına kapılır ve onun üzerinde, dünyalık üzerinden birbirinizi kıskanırsınız, birbirinizi öldürürsünüz ve sizden öncekilerin yok olup gittikleri gibi siz de yok olur gidersiniz diye korkuyorum. Evet, Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın Nasr suresi geldikten sonra Cennetül Baki denilen mezarlığı ziyaret edip orada yatanları affetmesi için Allah'a dua ettikten sonra Mescid-i Nebi'ye gelip ashabına yaptığı son konuşma bu. Ben sizin din değiştireceğinizden korkmuyorum. Müşrik olacağınızdan korkmuyorum. Ama benim korkum dünyaya kapılmanız. Öyle mi? Aynen dediği oldu değil mi? Oluyor. Şu an öyle ezanı mı okunuyor? Ha, kapatalım onu ya. Tamam. Tamam doğru. 5 dakika var daha çünkü. Evet değerli kardeşlerim. Dünyaya kapılmanızdan, dünya hırsınızdan korkuyorum. Dünya hırsı insanın aklını başından alıyor. Gözü dönüyor. Merhamet gidiyor. Adalet gidiyor. İnsaf kalmıyor. Dedi ki, korkum dünya ihtirasına kapılıp bundan dolayı birbirinizi kıskanmanızdan korkuyorum. Evet, bugün de aynı. Kıskançlık, akrabaların birbirini kıskanması, komşuların birbirini kıskanması, mevki makam sahiplerinin kıskançlığı, iş dünyasındaki kıskançlık, siyasi aranedaki kıskançlık, velhasıl kıskançlık bizi mahveden, bizi birbirimize düşman eden, bizi birbirimize kindar eden bu değil mi?
Bundan dolayı birbirinizi öldürmenizden korkuyorum diyor. Şu dünyadaki öldürmelerin sebebi bu değil mi? Dünya değil mi? Dünyalık değil mi? Benim olacak. Öldürenlerin derdi dünya benim olsun. Dünyaya ben hakim olayım. Olamazsın. Dünya Allah'ındır. Bu kainatın sahibi, bu kainatı yaradandır. Onun elinden alamazsın. Nemrut uğraştı olmadı. Firavun uğraştı olmadı. Ebu Cehil ve yandaşları çok uğraştılar. Dünya bizim olsun dediler. Olmadı. Olmaz. Zira Allah'ın yarattığı her canlı ölmeye mahkumdur. Ben de öleceğim. Sen de öleceksin. Hepimiz öleceğiz. Bu bilinçle, bu duygu ve düşünceyle yaşamak mecburiyetindeyiz. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dünya hırsından dolayı ben birbirinizle didişmenizden, birbirinizi öldürmenizden korkuyorum. Bir korkum da dedi devamında, onları bu hırs, dünya hırsı yok etti. Mahvoldu gittiler. Sizin de mahvolmanızdan, sizin de yok olmanızdan korkuyorum dedi sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu dile getirdiğim sözler Allah Resulü'nün vefatından önceki sözleridir muhterem kardeşlerim. Sevgili Peygamberimiz hastaydı, bitaptı, halsiz bir haldeydi ve minberden indiler, hücre-i saadetlerine yöneldiler. Yavaş yavaş evine doğru gittiler. Gün geçtikçe hastalığı daha da şiddetlendi ve iyice hastalığı ağırlaştığında Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam diğer eşlerinden izin istedi. Müsaadeniz olursa Ayşe'nin odasında kalmak istiyorum dedi. Bu bir nezakettir. Bu bir kibarlıktır. Nezaketten, kibarlıktan uzaklaşan günümüz 21. asır dünyasının güya modern geçinen, güya medeni geçinen insanlığının şu mesaja çok ihtiyacı var. Allah Resulü peygamber olduğu halde müsaadeniz olursa bu hastalığımı Ayşe'nin yanında, hanımım Ayşe'nin odasında geçirmek istiyorum diye izin aldı. Evet. Müslüman peygamberinin izinde giden insandır. Kimden izin alması gerekiyorsa alır. Ne izini demez. Benim ben kimseden izin almam demez. En başta Rabbinden izin alır. Sonra da kimden izin alması gerekiyorsa onlardan alır. Evet değerli kardeşlerim. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam böyle bir hastalık hiç geçirmemişti. 63 yıllık ömründe, bu ömrünün son günlerinde yaşadığını hiç yaşamamıştı. Zira çok temiz yaşadı. Tertemizdi. Az yerdi. Az uyurdu. Temizliğine, beden temizliğine, vücut temizliğine, ağız diş temizliğine,
evinin, etrafın, çevrenin temizliğine çok dikkat ederdi. Yani nezih, tertemiz, pırıl pırıl bir hayat yaşamıştı. Hem de o kadar ağır bir görev vardı ki, peygamberlik gibi çok ağır bir görev. Vahiy geldiği zaman o mübarek devesinin bile ayakları bükülüyordu. Deve çöküp kalıyordu, duramıyordu. Ayakta vahyin ağırlığından duramıyordu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buz gibi soğuk havada bile ayet gelirken, vahiy inerken kendisine buram buram ter döküyordu, ter. Böylesine ağır bir görev ifa etmesine rağmen hiç hastalanmamıştı. Çünkü ölçülü yaşıyordu. Bundan dolayı da bir hastalığa yakalanmamıştı. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh peygamberimizi ziyarete geldi. Hastalığı esnasında ve ya Resulallah, hummanız ne kadar şiddetli, ateşiniz ne kadar yüksek ey Allah'ın Resulü deyince diyor ki Ebu Said, Allah Resulü'nün diyor şöyle elimi üzerine koydum, elbisesinin üzerine koydum, vücuduna dokundum, sıcaklığını diyor, ateşinin sıcaklığını, hararetini elbisesinin üstünden hissettim. Adeta elim yanıyor gibiydi diyor. Dedim ki diyor, ya Resulallah, ateşiniz çok fazla. Allah Resulü dedi ki diyor, biz peygamberler böyleyiz. Belalar, musibetler bize kat kat gelir. Fazla fazla gelir. Buna mukabil ecri de mükafatı da kat kat verilir. Ya Resulallah dedim diyor, insanların belaya, musibete en çok müptela olanları kimlerdir diye sordum diyor. Allah Resulü dedi ki, peygamberlerdir. En çok sıkıntı çeken, musibetlere düşer olanlar peygamberlerdir. Sonra kimlerdir ey Allah'ın Resulü diye sordum diyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diğerlerini, diğer kamil müminleri sıraladı diyor. Evet değerli müminler, sevgili peygamberimizin hastalığı, bu süreç, burada yaşadıkları ve vefatı, artık son bölümdeyiz. Bunu işleyeceğim, birkaç hafta devam edecek bu. Vefatı esnasında olup bitenleri işleyeceğim. Pazartesi günleri biliyorsunuz. Sonra da vefatından sonra yaşananlar. Onlar üzerinde durmaya çalışacağım. Burada hatırlatmak istediğim şu, onunla bitireyim. Peygamberimiz de her insan gibi, o da bir insandı ve 63 yıl güzel bir hayat yaşadı, vefat etti. Unutma, sen de öleceksin, ben de öleceğim. Öyleyse gelin biz de Allah Resulü gibi temiz, nezih, sade, güzel bir hayat yaşamaya çalışalım. Kendimize Allah Resulü'nü örnek alalım. Kendimize rehber olarak sevgili peygamberimizin tebliğ ettiği Kur'an'ı rehber edinelim.
okuyalım, anlayalım, yaşayalım. Sabahleyin birkaç Kur'an kursumuzu gezdim. Ortaokul öğrencileri vardı, kız öğrenciler Kur'an kursunda. Niçin buradasınız diye sordum. Kur'an okumak için hocam dediler. Peki niçin Kur'an okuyorsunuz dedim. Cevap alamadım. Bir iki kırıntı cevap aldım. Dedim ki bakın, iyi bir Müslüman olmak için, iyi bir insan olmak için, iyi bir dünyada yaşamak için, iyi bir ahiret için Kur'an okuyoruz. Evet, Kur'an'ı okuyup anlamadan iyi bir insan olunmaz. Kur'an'ı okuyup anlamadan, yaşamadan iyi bir Müslüman olunmaz. Peygamberimizi tanımadan iyi bir Müslüman olunmaz aziz kardeşlerim. Rabbim Kur'an'ın ve sevgili peygamberimizin yolundan bizi ve neslimizi bir an olsun ayırmasın inşallah. Umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Dünyada izinden, yanından, yolundan, ahirette de yanından bizi Rabbim mahrum etmesin inşallah. Amin, amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.